Güzel bir hafta sonundan, güzel bir cumartesi gününden merhabalar. Sevgili izleyenler, Yaşam Pusulamız Burçlar programına hoş geldiniz. Tabii 3 hafta aralıktan sonra ben yine değerli konuğumuz Emel Menekşe ile birlikte sizlerle birlikte olacağız. Bugün yine gökyüzünden haberler vereceğiz. Son olarak 3 haftadan beri neler değişti hayatımızda, gökyüzünde ne tür değişiklikler oluyor ve bizleri nasıl etkiliyor bunları anlatmaya çalışacağız. Önemli iki gelişme var tabii. 17 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'na geçti ve Venüs'ün Yengeç Burcu'ndaki etkisi tüm burçları, yeryüzünü nasıl etkileyecek? Ve yine aynı şekilde 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na geçişi, tabii ki artık Yengeç Burcu'nun, Yengeçlerin doğum ayına girdik. Bunlar yengeçleri nasıl etkiliyor ve bizleri nasıl etkileyecek? Bunlar hakkında uzun uzun konuşacağız Emel Hanım'la beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önceki tabii geçmiş olsun dileklerimi canlı canlı buradan iletmek istiyorum. Teşekkür ederim. 3 haftadır görüşemiyoruz. Sağlık evet. sorunları yaşadınız. Bir hayli sıkıntılar yaşadınız. Evet. Evdeydiniz. Biraz dolunay yayın etkileri. Çünkü evet, bel problemlerine sebep olacaktı. Zaten omurga yapısını çok ilgilendiren bir durum söz konusu. Yani dolunay yaya denk geldiği için geçen dolunayda başlayıp zaten bu dolunayda bitiş söz konusu evet. olacaktı. Bir takım sağlık sorunları İşte bu dolunayla birlikte yavaş yavaş bitiş artık başladı. Artık sonuna geldi değil evet. Artık sonunu iyi gördük çünkü. Geçen dolunayda başladı gerçekten. Evet, o da yaydaydı. Evet. Onun için şimdi tabii yavaş yavaş aynen. azalıyor. Değil mi? Tabii dolunayı da anlatacağız. Çünkü iki kere, bir ay içerisinde iki kere evet. dolunayın aynı burçta seyretmesi hı-hı. tabii nasıl etkiledi bizleri? Bunları tabii ki uzun uzun konuşacağız. Hı-hı. Özellikle tabii başlangıç vardı. İlk dolunay döneminde bir takım sorunların, sıkıntıların hı-hı. başlamasıyla artık tamamlanma, bitiş söz konusu oldu bu ikinci dolunayda. Evet. Bizler tabii nasıl etkilendik bunu konuşacağız. Neler söylemek isteriz? Yani kitlesel anlamda da çok etkilendik. Hı-hı. Bireysel anlamda da çok etkilendik. Çünkü yay genel olarak zaten büyük kitleleri de içine alan bir etki yaratır. Yayın etkilediği gezegenin hünerlerine bakmamız gerekiyor. Hı hı. Bu durumda öncelikle Mars etkilenmişti. Hı hı. Şimdi Akrep'e geri gitti ama dolayısıyla hala onun etkisi altında, yayın etkisi altında. Bir taraftan Satürn yayda zaten çok önemli. Yani yay için en önemli yıl. Değil mi? Evet. Artık onlar da sonuna gelmeye başladı. Bir de ikizler karşıtlığı var yayın. Yani evet. yayla ikizleri hep tamamlayıcı olarak gördüğümüz için her şey Merkür ikizlerdeydi, Güneş ikizlerdeydi, Venüs ikizlerdeydi. Evet. İşte bunlar ikizlerle birlikte dolunaydaki yayı çok etkilediler. Çünkü ayın gerilim oldu artık. Tabii 20'sinde tamam, ve ondan önceki zaten yine dolunayda da ikizler etkisi vardı. Hı hı. Son bir aydır yay ve ikizlerin çatışma halinde olduğu görülebilir. Hı hı hı. Eğer haritasında ikizler ve yay birlikte varsa zaten o insana baktığımızda içsel çatışmalarını dışarıya yansıdığını bile görebiliriz. Hı. Tabii. Hani bir güneş burcu ikizler olan, yükseleni yay olan ya da yay yükseleni ikizler olan insanların inanılmaz kendi derecede içsel savaşları da söz kesinlikle konusuydu, sıkıştığını, köşeye sıkıştığını kesinlikle. Görebilirsiniz. Evet. Bu durumda bir arada olduğumuz, hani eğer yaysak ikizlerle, ikizler yayla gerçekten ciddi çatışmalar halinde olabilirlerdi. İlişkiler bitebilirdi. Bu durumda çevremizde zaten çok bitmiş ilişki de görebilirsiniz. Evet, zaten evet. Ayrılık rüzgarları esiyor zaten. Rüzgarları esebilirdi. Çünkü ikizler gelgeç gönüllü olmak. Çabuk hani Venüs ikizlerdeydi bir de. Tabii. Hani çok çabuk bitirebilir aşk, her şeyi. Çabuk vazgeçen bir zaten kararsızlıkla zaten. Başlayan bir şeyler olur hayatında ve sonucunda da hani nasıl bittiğini, nasıl başladığını anlayamazsınız. Belki bitişlerle, belki bitiş sonlarında belki pişmanlıklar da yaşanacaktır o dönemde yani verilen kararlar. Yani pişmanlıkları mutlaka olacak ama karar, gün gelecek kararlar. O pişmanlıktan dolayı bile pişmanlık duyabilir. Yani bu yüzden ikizlerin gerçekten kendi hayatlarında bir düzen kurması çok zorlayabilir. Zor değişken ruhlu oldukları evet. için, fazlasıyla değişken oldukları için. Evet, çünkü kararsızlık fazla. Had safhada. Değişkenler. Bu yüzden ikizleri, onları sabitleyecek bir şeye ihtiyaçları vardı. Mesela o da yay. Yay. Tabii. Çünkü yay sabit fikirlidir. Çünkü daha idealist sabit burçlar için. Arasında hani zaten ateş grubunda en sabittir. Yani evet. kesinlikle verdiği karar onun için çok önemlidir. Genellikle ideolojilerine bağlı yaşayan burçtur diyebiliyoruz değil mi? İdeolojilerine bağlıdır çünkü. Tabii tabii. Hedefine bir şey koymuşsa illa o yönde ilerleyecektir. Bir başkasının asla fikri önemli değildir onun kesinlikle için. Kesinlikle etkilenmezler. Sadece kendi fikirleri, kendi
kendi ideolojilerini yaratıp onun peşinden giderler. Bazı şeylerden esinlenebilirler, insanlardan esin alabilirler ve onları kullanabilirler. Ama onları sadece merak ettikleri için, öğrenmek için ve kendilerini malzeme olarak kullanmak için isterler. Ama ben yine bilirim de evet, devam yine ederler. Ben kendi bildiğim doğrudan şaşmam derler. Gibi evet. Düşünebilirler. O yüzden yayları asıl ikizleri iyileştirebilecek güç olduğunu düşünüyorum evet. Bu konuda. Tabii o birleşim çok önemli. Yani her tabii. Şey böyle zaten zamanlama çok uygun tabii oluyor. Burçlar arasında orada... o zıtlıklar var. Mesela oğlakla yengeçle var. Hı. Yengeç dönenceler hani. Hı. Zıt, karşıt gelenlerin bir aradaki... Birbirleri ilham da verebiliyorlar tabii. Ve birliktelikler de daha olabilir. Hani hı. Zıtlaşmalar olabildiği gibi birliklerin birbirini tamamlamış çok uygun oluyorlar olabilirler. Aslında. Tabii tamamlanma olabilir. Tamamlıyorlar çünkü. Tabii, evet. Bu durumda yayla ikizlerin çok bir araya geldiği görülebilir hı. Hani eş olarak da. Zaten hani size söylemiştim, yuvarlak haritayı düşündüğümüzde karşımıza gelen 3 burç. Yani hı. Bir bize direkt etkiler. Karşımızdaki, yanındaki, diğer yanındaki yani, şeklinde. Etkiler. Bizim anlaşacağımız burcu o şekilde. Hani kiminle anlaşabiliriz dediklerinde yuvarlak çizin, burçları sıralayın. Karşımızdaki 3 burcu bakın. Ben yengeç, aslan ve başak diyorum o zaman. Evet, genelde zaten merak evet. Ettikleri şey bu. Kiminle anlaşabilirim? Kiminle? Direkt kim, oradan bulabiliyorlar. Benim yani. İçin uygun aday kimler? Yani evet. En çok karşılaştığım soru bunlar zaten. Hı-hı. Çok basit bir yöntem aslında değil mi? Evet, çok basit yani. Haritayı çizin. Karşınızda sizin direkt yüzünü görebildiğiniz insanlar sizinle olabilir. Hı. Yanlarda yan yan size bakan, ara sıra gözden kaybeden ya da kör noktanıza gelen ki mesela kova yengeç kör noktadır. Hı. Mesela kova ile yengeç olmaz deriz. İşte bir sürü olabilir yani bir sürü hı hı. Kör noktalar var. Açıları çizdiğimiz zaman bizim göremeyeceğimiz insanlar bizim hayatımızda göremeyeceğimiz insanlardır. Hmm. Hayatımızda olmaması gereken ya da girseler de ya bizim ya da onların bizi görmezden geleceği söz konusu olabilir. Hmm. Bu yüzden direkt karşımıza bakacağız. Evet. Yüz yüze verdiğimiz, birbirimizi görebildiğimiz, karşımızdaki göz göze olarak. Bakabildiğimiz insanlar gibi düşünün. Evet. Onlar bizim için uyumlu insanlardır. Evet, kısa formül. Evet, kısa formül. Evet. Şimdi artık. Evet. Venüs. Bir an önce konuya gelmek istiyorsunuz. Artık çünkü çok güzel bir gelişme tamam, var. O zaman çünkü. Önce biraz sizden dinleyeyim. Ben sizi tamamlayayım. Tabii bir şey anlatacağız. Yengeçleri evet. Aslında ben sizi anlatmış gibi olmuş olacağım ama. İşte o yüzden hani kendimi anlatmak istemiyorum. Lütfen sizi dinleyin. Yani, çünkü benim tabii. Venüs'üm de yengeç. Bu güneşim de yengeç. O yüzden evet. Sizden dinleyeyim. Yani tabii önemli gelişmedir çünkü evet. Venüs'ün yengeçli olması çok çok evet. Güzel bir durum. Özellikle ikizler döneminden sonra Venüs'ün, çünkü daha önce ikizlerdeydi Venüs. Evet. Şıp sevdi olayları, dediğiniz gibi hızlı kararlar, birden vazgeçmeler, birden aşık olmalar, evet. Birden iş kararları, belki birden ortaklık bitirmeleri vesaire vesaire konuları içeren hı hı. Bir takım şeyler, hareketli bir dönem yaşadık. Şimdi artık Venüs yengeçe geçmesiyle... Hak etmediği yerden hak ettiği noktaya geldi artık. Yani Venüs orada hakkını vermiyordu. Kesinlikle vermiyor. Çünkü onun zaten için. İkizler Burcu'nda hiçbir şey kalıcı olmuyor. Çok geçici kararlar alınıyor. Ama Venüs artık güzel bir yerde, yengeçte. Uyumlu olduğu daha yerde. Ailesel konular, daha duygusal evet. Konular, daha değerlerimize daha çok sahip çıkacağımız bir döneme giriyoruz. Çünkü Venüs neyi temsil ediyordu? Parayı, aşkı. Aşk hayatımızı, sanatsal olayları etkilediği için bu anlamda güzel bir döneme girdik. Yengeç döneminde neler yaşayacağız? Yengecin tabii ki etkisini yaşayacağız. Ama biz genel anlamda bir yengeç anlatalım tabii ki. Yengeci anlatacağız. Ben dinlemek istiyorum ben. Zaten yengeçlerin erkekleri de bayanları da her zaman söylediğimiz gibi evine bağlı. Ailesel değerlerine çok çok bağlıdır. Onlar için çocuk, yuva... çok çok önemlidir. Duygusal oldukları için değerlerine çok bağlıdırlar. Evet. Onlar koruyucu, kollayıcıdırlar. Yani onlara çünkü aitlik duygusu çok yüksek olduğu için yengeçlerde anne. Sahiplenme duygusu çok yüksek olduğu evet. için çok iyi annedirler, çok iyi babadırlar. Çok iyi aşçıdırlar. Bu anlamda bir arketiptir diyebiliriz hatta aşçılıkta. Tamamen aşçılık yanları, gurme yanları çok çok gelişmiştir. Bakıcı, kollayıcı, sahiplenici dediğimiz gibi özelliklere sahiptir. Sadece çok derindirler. Biraz duygusallıkları nedeniyle çok derin duygusal olabiliyorlar. Şefkatlidirler, yardımseverdirler. Tabii eksi yanları var. Alınganlıkları çok çok bilinir. Ağlak burçlar diyebiliyoruz onlar ağlayan. için. Ağlayan. Ruh halleri çok sık değişebiliyor. Çünkü
Bir de aydan etkilendikleri için ayın her türlü hareketi onların duygu dünyasını değiştirdiği için değişken ruh halleri halde olduğu için çok neşeli görebiliriz. Bazen de çok duygusal, çok hüzünlü de görebiliriz. Onların böyle bir özellikleri de var. Tabii onlar sezgisel anlamda çok sezgileri yüksek olduğu için, içsel anlamda duygularla yaşadıkları için sezgileri çok yüksektir ve tamamen bizi de etkileyecek bu dönem zaten. Evet, ben yani, hep antenlerim açık kesinlikle, derim. Kesinlikle, algıları çok açık, sezgileri çok açık. Evet. Şimdi biz güneşin yengeçli olmasıyla tabii bu bir ay boyunca sezgilerimizin çok güçlü olduğu bir dönemde olacağız. Özellikle rüyalarımız bizi etkileyecek çünkü onlar rüyaları da mesela yengeçlerin rüyalarının çok çıktığı söylenilir. Çünkü hisleri çok kuvvetlidir. Böyle bu dönemde gördüğümüz rüyaların genellikle bize bir takım sinyaller olduğunu da gözden kaçırmayalım. Bizlere bir şeylerin habercisi olabilir bu durum. Genellikle duygusal biliriz. Dediğimiz gibi iyimser burçlardır. Zararları genellikle kendilerine olur. Çünkü kızdıkları, üzüldükleri zaman kendilerine çok zarar verirler. Aslında buradan tamamen kopmaları gerekiyor. Çünkü kimseyi incitmeyi istemiyorlar. Evet. Ama kendileri genellikle çok hassas oluyorlar. Evet, o konuda derin duygusallıkları bazen kendilerini hasta edecek kadar, sıkıntıya düşürecek kadar, kimseyi üzmeyeyim kaygısı yüzünden bazen kendilerine zarar verebiliyorlar diyebiliyoruz. Hastalıkları da genelde mide problemleri. Çattıkları için. İşte ve boğaz. Ve karın bölgesi ve boğaz değil de genellikle. Karın bölgesi. İşte yani mide kaynaklı. Daha çok bir de cinsel organlar. Çünkü anneyi ifade ettiği için rahim anaç çok önemli. Anne. Rahim, göğüsler, yumurtalıklar. Dişiliği temsil ettiği için yengeç. Dişiliği temsil ediyor. Dişisel anlamda da bu tür organlarda işte genelde rahatsızlıkları olabiliyor. Bir de mide problemleri yaşayabiliyor. Çok stres yaşadığı ve üzüldüğü noktalarda. Yani her şeyi takabiliyorlar çünkü. Hassasiyet gösterdiği yerler buralar. Ama işte biraz zayıf. Yani bu durumda zayıf bir karakter. Aslında bakarsanız daha güçlü. Güçlü olduğu tek nokta annelik. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle anne olduğu zaman hani orada kendini bütün en güzel gücü şekilde oraya yoğunlaşmış evet, durumda. Sergileyebiliyorlar orada evet. Annelik olarak. Yani aşçılığı, işte bakıcılığı bunların hepsi aslında ailesinizin anaçlığından kaynaklanıyor. Hı. Anne olgusunun içerisindeki her yerde güçlü. Ama diğer alanlarda çok da güçlü olduğu söylenemez. Evet. O yüzden öğrenmesi çok gereken çabuk şey yapabiliyor çünkü biraz daha hani erken pes etmemek, biraz daha güçlü davranmayı, bazı şeyler karşısında çok fazla hassasiyet geliştirmemeyi, çok duygusal kararlar vermemeyi bunları öğrenmesi gerekiyor. Evet. Ama biraz zorlanıyorlar. Evet, bu dönemde biraz daha ağır dersler yaşamaları kesinlikle gerekiyor bunun ama için. Tabii yani aslında hiç ağır ders yaşamadan biraz da aslında kendisini bilip de değiştirmesi gerekiyor. Çok zor değiştiriyorlar ama kendilerini. Genellikle evet birçok şeyi kafaya takabiliyorlar. Ve zaten bu dönemde de biraz artık evimize bağlı olacağız değil mi? Çünkü ev hayatını, yerleşik hayat çok çok seviyor yengeçler. Yengeçler çok fazla seyahatlerde orada burada tabii ki sever gezmeyi falan ama yerinden kaldırmak da biraz zordur. Çünkü evet. Onlar biraz en rahat ettiği yerler var. Evet, hem kabukları var. Kabuklarının evlerinden çok çıkamıyorlar. Tabii. Yerleşik hayat seviyorlar. Evet. Çünkü aile ortamını çok seviyorlar. Evet. Birazcık bu dönemde biz biraz daha böyle ev ortamına mı kapanacağız? Tam tatil zamanı aslında kesinlikle. Ama bu dönemde biraz daha ev ortamı ve aile hayatında daha ama çok değer ama su kenarları da onlar için tabii çok önemli olacağı için suda bile kendini için evde hissettiği için hani o yüzden hani deniz tatil engellenmeyecek. Deniz gidebileceğiz. Evet, deniz kenarları tatili tercih kesinlikle edilebilecek. Suya karşı bir özlem duyduğumuzu hissediyorum. Bizi de çok etkiliyor tabii ki bu Venüs'ün ve Güneş'in yengeçli oluşu. Venüs su. Herkeste bir tatil. Denize gideyim, havuza gideyim diye. Artık böyle suya özlem duymaya başladı. Zaten dolunay yay etkisiyle inanılmaz yani ateş grubunda olan dolunaylarda hava çok ısınıyor. Evet. Farkındaysanız. Artık o hararetin sönmesi gerekiyor. İşte o ateşin sönebilmesi için de yani yayla yengecin o noktada birleştiği noktada işte yani yayın ateşini hani yengecin yani su halinin şey onu söndürmesi biraz serinleme oldu farkındaysanız evet. İki gündür. Evet, evet. Çünkü Venüs yengece geçti. Evet. Venüs yengece geçtikten sonra biraz daha ılıman olacak. Evet, daha tabii serin daha olmaya başladı. Hem zaten yengeçler de bir uyumludur. Ilıman bir yapıya sahip olduğu için bizi biraz daha yumuşatmaya başlayacak belki bu durum değil mi? Evet, güzel etkileri olacak inşallah. Çok tabii güzel. Bugün özellikle zaten Ay Balık'ta biraz daha Ay duygusalız. Balıkta, evet. Zaten yengeçin bütün duygusallığı hepsi var. Üstüne bir de balık eklenince ama bu duygusallık bir akşam saatlerine kadar bazen biraz gerilim yaratabilecek bir durum söz konusu olabilir. Aşırı duygusallığa da biraz meyletmeyelim.
edelim. Çünkü aşırı duygusallık bazen sıkıcı da olabiliyor. Yani bir de Mars akrepte olduğu için yine su gruplarıyla ilgili bir savaş verdiği için hani retro yapıp Mars akrebe geri döndü. Orada yine yengeci etkileyen bir su grubu etkisi var. Bir de akrep zaten savaş kendi alanında çok iyi iş görür. Yani burada çok güçlüdür. Ama bir taraftan savaşmakta da güçlüdür. Hani şu an akrepler biraz savaş veriyor olabilirler. Kendi savaşlarını. Özellikle ilişkileriyle ilgili. Hani karşı cinsle olan ilişkileri. Biraz o açıdan bir de bu dönemde biraz artık Venüs yengece girdiği için, annelik duygusu kabardığı için Mars'ın da akrepte oluşundan dolayı çocuk sahibi olamamış insanların tam da savaşma gücünü elde edecekleri zaman. Yani bence eğer çocuk sahibi olamamış insanlar varsa şu sıralar çocuk sahibi olmak için onların çok daha şanslı olacak, olabileceğini söyleyebilirim. Hani denemek için uygun zamanlar şu zamanlar. Evet. Bunu kaçırmasınlar. Evet. Yani Venüs yengeçten çıkana kadar, yani Mars akrepten yaya dönene kadar lütfen bu konuda evet, hislerime güvenebilirsiniz bu konuda. Çok güzel. Şimdi Jüpiter'in Başak'ta oluşu, hani orada toprak verimli, ekmekle ilgili, hani yani tohumu ekmekle ilgili de bir hani şans tanıyacağı için orada hani yeni bir evlat sahibi olmak, hani tohum ekmek orada onda da çok verimli etkili. Olacak. Tabii verimli olabilir. Bir taraftan şey olmuş durumda şu an en önemli olaylardan birisi var. Neptün retrosu var. Evet. Balık'ta retro yapmaya başladı. Bu ne demek? Neptün hayallerimizdi. Zayıf olan evet, tarafımızdı. Rüyalar, hayaller, işte görmek istemediğimiz şeyleri flulaştıran bir sahne yaratan bir gezegen. Kafa aslında şu anda değil önümüzde mi? Önümüzde yani bir perde vardı. Şimdi retro ile birlikte bu kalktı. Daha artık şimdi yüzleşiyoruz. Çok fazla gerçekle yüzleşebiliriz. Kendimizle ilgili, içsel dünyamızla ilgili, karşıdaki gerçekten hani daha o kadar çok inandığımız değerler ve insanlarla ilgili bazı şeylerle yüzleşebiliriz. Gözden geçiriyoruz. Gerçekleri görmeye, bir hayalperestlik noktasından artık çıkmaya ve kabullenmeye yönelik tabii bizi zorlayacak. Evet. Bir taraftan zaten yay, Satürn yay bizi geliştirmek üzere var. Eli maşalı bir öğretmen tepemizi bekliyor. Neptün de bize gerçekleri gösteriyor. Biz artık bir şeyler yapmalıyız. Ciddi anlamda bir şeyler yapmalısın. Merkür ikizlerde tam alanında düşünce sistemimizi çok etkiliyor. Yani inanılmaz düşüncelerimiz karışmaya, sürekli artık çok düşünmeye, aşırı düşünmeye başlayabiliriz. Beyin sürekli çalışan bir duruma geçti artık. Bu durumda Uranüs'ün de Koç'ta oluşu, işte daha artık sabırsız hızlı bir şekilde kararlar, hızlı değişim. Bu ne demek? İşte dini konularda, yani yayın etkilediği dolunayla birlikte dini konularda etkileşim. Dini konularda bir değişim, reform. Yönetimsel olarak Koç'un yönettiği bir sistemin hani değişmesi gibi bazı şeyleri artık yalanları ve riyalıkları gördüğümüz zaman karşımızdakilere itimadımızı yitirmek ve artık inanmamaya başlamak. Evet. Yani güven kaybı. Güven kaybı. Yeni bir şeylere, yeni güvenilecek bir dallara zaten tutunmak çabası. Zaten yengeçlerde de güven arayışımız olacak tabii, zaten. Kesinlikle yengeç güvenmek de çok zorlandığı için evet. Biz bu dönem artık güven sorunu yaşayacağız. En güvenli, en yuva gibi hissedebileceğimiz yer. Onlarda bir de kalacağız. Zaten Türkiye'nin burcu akrep, yükseleni yengeç. Evet. Bunlar çok etkileyecek. Evet. Ay burcu da ikizler olduğunu biliyorum. Yani Merkür'ün ikizlerde olması, düşünce sistemimizin çok fazla çalışmaya başlamasıyla birlikte duygularımızda da kararsızlık. Hani artık duygularımız da gelgitler yaşayabilir. İnsanlara karşı sevgi beslemeyebiliriz bu durumda. Evet. Biraz şu durumda Mars akrep döneminde biraz sevgisizlik olabilir zaten. Evet. Ama Venüs yengeç onu tölere edecek zamanda dengelecek geldi. Evet. Yani her şeyi o kadar kötü sıralamayla giderken Plüto gayet Oğlak'ta Neptün retrosu var. Artık Flu bir balık duygusallığından çıkmış. Lilith akrepte yani inanılmaz derecede kötü bir zaman. Aslında kötülük yapılabilecek.
gizli düşmanlıkların çok arttığı, işte alttan alta bizi araştıran, bizim de güvensiz duygularımızı tetikleyen bir sürü olay yaşayabiliriz. Ama orada bizi tek böyle umutlandıran hani bir çiçek gibi gelmiş. Hani bir Venüs yengeç var. Venüs yengeç bir anne var. Anne şefkati var, sevgi var. Yumuşatacak en azından. Ortalığı yumuşatacak ve güven olgusunu. Artık güvenmeyi istiyorum. Siz de güvenin. Hani siz de... Bunu oluşturacak tabii en azından. Sevgi dolu. Şimdi... Venüs'ün olgusunu bir işte yontulmamış bir mücevher var hani hani etrafı hep kumla işte tabii. Taşla olur kırarsınız yavaş, kırarsınız tam merkezindeki o elmas ya da işte yakuta kavuşursunuz. İşte bu böyle bir süreç değil mi? Evet aslında? Böyle bir süreç. Yani onları kıra kıra orada, kabukları biz ulaşacağımız orada ulaşmak şey istediğiniz mücevher sevgi. Evet. Yani siz o sevgiye kesinlikle bu dönemde yontularak ulaşabilirsiniz. Ve o mücevheri elinize aldığınız zaman kaybetmek istemeyeceğiniz bir çok mücevher olacak zaten. Ve en önemli kıymetli şeyin de sevgi olduğunu anlayacaksınız. Hı-hı. Yani Venüs yengeç çok dönemi bir böyle bir hikayeden oluşmakta. Evet. Bence orada elinize almak isteyeceğiniz mücevher çok kıymetli. Biraz zorlayacak dediğiniz gibi diğer etkenler ama sonucunda da çok güzel bir şeyle karşılaşacağız en azından. Tabii Kuzey Ay Düğümü'nün Başak'ta retro yapıyor olması, işte Jüpiter'in Başak'ta olması burada Ağustos'a kadar şanslı olan Başak'ta geçmiş karmalarıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorlar, bir takım geri dönüşler yaşayabileceğini ve onları temizleyelim. Son aşaması artık. Son Başaklarda şu an böyle iki ay var zaten. İki ay içerisinde geçmiş karmasıyla ilgili şeyleri temizleyecek ama kötü gibi görünen şeyin aslında ardında aslında çok şanslı olduğunu güzel görecek. Şey yani aslında hayat onlara bir şans sunuyor. Belki de yeniden başlayacaklar. Tabii. Bir şeyleri güzel bir şekilde başlayacak. Kesinlikle şanssızlık olarak algılamayıp tamamen bunun bir şans olduğunu algılamalarını kesinlikle öneriyorum. Çünkü burada Kuzey Ay Düğümü'nün geri götürme sebebi onu ve şanslı durumda olan Başak'a Jüpiter desteğiyle ileriye götürmek için onları temizletiyor hayatından. Zaten engel onlardı, kancaları onlardı. O yüzden hayatlarından gitti. Bir takım şeylerin o yüzden gitmesi, evet. Başakların ileriye bakabilmeleri için o kancalardan kurtulması gerekiyor. Jüpiter o şansı tanıyor şu anda ama bunun farkına varsınlar. Evet. Kesinlikle üzülmesinler. Yani böyle bir durumda düşünebiliyorlar şu anda. Birini tanıdığım birkaç başaktan görüyorum zaten. Böyle bir durumda olumsuz gibi değerlendiriyorlar ama aslında bence çok güzel bir takım olumsuzluklardan kurtuluş zamanı aslında. Onda. Hayatlarına çok daha artık hafiflemiş, etrafındaki onu tutan, engelleyen şeylerden onlardan kurtulmuş olacak. Ve kurtulacak. Kesinlikle. Şey. Şu an hayatımızı etkileyen en önemli olaylar işte Satürn'ün Neptün'le yaptığı kare hani bir taraftan. Evet. Az önce bahsettiğim konuydu işte. Bu biraz zorlayıcı Neptün'ün bir durum. Neptün'ün hani yarattığı şeyler. Bu çok önemliydi. Venüs'ün Satürn'le yaptığı bir karşıtlığı oldu. Hani yine yay yengeç karşıtlığından kaynaklanıyor. Ama yengeç bunu tolere edebilecek düzeyde şu anda. Güneş de yengeçti çünkü. Tabii, güneş, güçlendi çünkü. Güneş bulunduğu burca bütün diğerlerinden çok daha güçlü enerji verecektir. Bu yüzden bu konuda Venüs daha şanslı Satürn'e karşı. Burada da korkacak bir şey yok yani. Karşı cins ilişkilerinde doğan savaşlardan aşk galip gelecek diyebiliriz yani bu durumda. Evet. Yani kadın tarafının yani Venüs'ün kadın tarafını temsil ettiği düşündüğümüz zaman kadınlar biraz daha bu konuda şanslı diyebilirim ayrıca. Mars Şiron'la üçgen açı yapıyor. Şiron işte balıkta, Mars akrepte. Yani bu durumda su gruplarının kendi içlerinde de karşılarına çıkacak eş adaylarında bir takım hani hızlı gelişen ve aniden kavgaya dönüşen ilişkiler söz konusu olabileceğini gösteriyor. Ama ben Venüs yengeç döneminin her zaman kalıcı ilişkiler kuracağını düşündüğüm için mutlu aşklar, sürekli aşklar kavgayla başlar modellerinin daha çok olacağını bu dönemde söyleyebilirim bu durumda. Yani uzun süreli aşklar, hayatımızda kalıcı olan ilişkilerin kavga ile başlayabileceği bir dönemdeyiz. Yani başka
bizi etkileyecek önemli olay Mars'ın Uranüs'le karşıtlığı. İşte Mars yayda, Uranüs koçta, iki ateşin birbiriyle çatışmasından bir devrim niteliğinde bir olay doğabileceğini. Bu da koç yay, işte dolunay yay, ülkemizin başındaki yay burcu karakterlerinin çok daha fazla, hani Mars bir de akrebe doğru geri gidiyor. Yani Türkiye'deki yay burcu karakterinin Mars yaydan sonra akrebe gerilemesi, Türkiye'nin güçlenmesi, başındaki yay burcunun güçsüz olması. Hı hı. Yay hangi yöneticinin etkisindeyse, mesela yükseleni yaysa, kendi yaysa, ay burcu yaysa, evet, Mars'ı yaysa, onların güçsüzleşip gözden düşeceğini, bir taraftan Türkiye'nin kendi devlet olarak ve millet olarak güçleneceğini, Mars yay'dan çıkıp akrebe girince, akrep Türkiye'nin burcu, evet, olunca da Türkiye'nin çok güçlendiğini olacak, görebiliriz bu durumda. Evet. Yani politik alanda da bir takım değişimlerin söz konusu olabileceğini görebiliriz. Evet. Şimdi parasal anlamda merak edenler vardır. Venüs'ün şimdi yengeçe geçmesiyle. Yengeçte zaten bereket, üretken, bereket, evet, ve tutumlu bir burç olduğu için, evet, paramızın değer kazanabileceği, belki de paraların geleceği ya da parasal anlamda yastık altı birikimleriniz bir takım yatırımlara dönüşebileceği, bir dönem, ev alınabileceği. Çünkü yengeç evi temsil ediyor. Yani bu dönem tam ev alma süreci, evet, olabilir. Arabayı ev gibi kullananlara araba söz konusu olabilir. Yani yuva bir olarak, gelir olarak bir yatırım yapabileceğimiz, tabii, bir dönem değil. Ama mi yastık altı. Mutlaka birikimlerden alınacağını görebilirsiniz. Çünkü yengeç biriktirmeyi sevdiği için mutlaka kenarda, köşede yastık altı vardır. Onu kullanıp yatırıma dönüştürecek. Hadi dökelim yastık altlarını. Artık ondan bir üstüne yatırıma çevirelim diyecek. Evet. İnsanlar, dikkat ediyorsunuz, faizler düşüşte. Onda da kredilerin de faizlerinin düşeceğini söyleyebilirim. Evet. Daha hatta dün konuştuk. Evet. Dün ya da evvel gün bir bankacı arkadaş, evet, faizlerde düşüş. İşte bu yüzden hani, evet, size ev alabileceğiniz dönem, araba alabileceğiniz bir dönem. Kesinlikle size yuva kazandırmak, ev aldırmak için sistem o yönde hareket gelir edecek. Gelir getirecek çünkü bize. Evet. Evet, yengeç bereketiyle. Hı hı. Umarım herkes yani istediğine kavuşsun tabii bu durumda. Plüto'nun güzel bir şeyi var. En azından Jüpiter'le Plüto artık üçgen yapıyor. Oğlaklar, hı hı, konusu. Biraz rahatlayacaklar. Tabii oğlaklar var, rahatlama yaşayabilirler. Başağın Jüpiter'deki halinden destek alabilirler. Evet. Ama gerçekten ciddi anlamda oğlaklarla ilgili problemler devam ediyor. Kişisel çatışması, karma problemleri, kendi içsel dünyasında sorgulamaları, inanılmaz düşünce sistemi şu an Merkür ikizlerle birlikte. Ruh hallerini çok iyi göremiyoruz bu ara zaten, evet, oğlakları, tabii, gördüğümüz zaman. Hep dalgalı, hep, evet, netleşmeyen bir takım. Yani biraz hava etkisiyle Merkür ikizlerde olduğu için savruluyor şu an, hı-hı, düşünceleri. Evet, daha oradan bulanıklaşıyor aslında. Oradan oraya, oradan oraya şeklinde savruluyor. Bizi etkileyebilecek diğer bir hikayede, önümüzdeki günlerde yaşayacağımız bir olayı söyleyebilirim sizin için. ...26 Haziran'da Jüpiter üçgen açı yapıyor Plüto. İşte oğlan orada etkileneceği, tekrar üçgen açının ne zamana kadar devam etmesi söz konusu. Plüto. Yani 1 Temmuz'a kadar oğlakların rahatlayacağı bir hafta. Yani bu artık hafta zaten Temmuz ayında, evet, biraz daha yumuşayacak, evet, her şey, evet, değil mi? Çünkü Haziran sonuna kadar bir takım sıkıntılar devam edecek ve Temmuz'da biraz bir rahatlık olacak. Tabii. Sonra daha önce Eylül'e kadar, hani, evet, hatırlarsanız, Eylül'e kadar da biraz, evet, yine devam, Haziran'ın edecek bir takım sondan inişler çıkışlar. Önceki yani 3. haftasının çok şimdi zor biraz geçeceğini, geçen, evet, hafta çok zor geçti. Şimdi gerçekten artık yavaş yavaş bir rahatlama, evet, olacak. Temmuz ayını biraz daha rahat. Sonra bir Ağustos-Eylül dönemimiz var. Onu da atlattıktan Ağustos, sonra Eylül, evet, inşallah her şey artık tamamlanacak belki. Her şey, taşlar yerine oturmaya başlayacak ve o şekilde düzene girecek belki bir takım şeyler diye düşünebiliriz. En önemli zaman da Eylül tabii. Çok beklenti, evet, içerisindeyim. Eylül'ün Jüpiter'in teraziye girmesi geçişiyle. Orada evet, hani yükselen burcunuzdan dolayı belki artık bir hava grubu olarak bir de gerçekten yani 10 yıldır öz burcu teraziler için de sıkıntı çok çoktu. Çok sıkıntılı bir dönem. Yani oğlaklar onlar kadar teraziler de yıllardır sıkıntı çektiler. Aynen, onlar da aynı çektiler şekilde geçiyor değil mi? Hani Plüto'da olması gerekmedi ama onları etkileyen çok etken vardı. Evet. O yüzden terazilerin rahatlayacağı bir dönem, hı-hı, olabilir o zaman.
Bizi etkileyecek olan hani Merkür'ün Mars karşıtlığı olabilir. Bir işler söz konusu olduğu zaman, bir girişim söz konusu olduğu zaman. Ticaret işleri çünkü Merkür'ü etkilendiği alan. İletişimde çok kuvvetli olabiliriz ama fevri de olabiliriz. Daha bu durumda hani tartışmacı bir ruh hali değil mi? Biraz akrebe geri gitmesi biraz orada karşıtlığı daha şey yapabilir. Yumuşak geçiş haline sokmuş olabilir ama Dolunay'ın yay etkisi orada sıkıntı yaratıyor biraz. Evet. Dolunay yaydayken yaylar hep agresif, ateş grupları gergin. Agresif, gergin ve gerçekten de dünya gergin ve sıcak oluyor. Evet, kesinlikle değil mi? Dün, yani bugün sanırım ya da dün deprem olması lazım. Zaten bu sıcakların bir depreme sebep olması ben Yalova'da bir deprem olmuş. Yani Marmara bölgesinin özellikle sıcak olan bölgelerin, Akdeniz'in hani bu durumda biraz daha temkinli olmalarını, hani biraz daha hazırlıklı olmalarını yine de. Evet. Çünkü sıcak katmanların mutlaka sorun yaratabileceğini gördük geçmişte de. Bu durumda tek uyarabileceğim nokta bu olabilir. Bu da önemli bir nokta. Kesinlikle. Kaldı ki Marmara bölgesi çok hassas bu hassas konuda. Hassas bölge. Evet. O yüzden bence biraz dikkatli olmalarında, temkinli olmalarında, tedbirler almalarında fayda var. Tabii geçmişte nasıl tedbirler almışsak yine onlara evet, devam etmeleri gerekiyor. Tabii. Bugün Ay balıkta olması tabii biraz hayalperestliğimizi bugün artırıyor, biraz içe yönelmek isteğimizi artırıyor. Biraz hani dışa dönük sadece Merkür ikizler bizi dışarıya çıkartabilir ama İçsel olarak hala içe dönüyoruz. Yani dışarıya karşı konuşsak, dün çok güzeldi. Dün kova ayın kovada oluşu çok güzel bir gündü. Özellikle tabii, perşembe ve cuma harikadır. Günü için iletişimde tabii, çok tabii. çok iyiydik. Bir takım yapmamız gereken yenilikler, konuşmalar, toplantılar, iş anlamında girişimler çok güzel geçti. Ben evet. kendimden de biliyorum çünkü. Ama bugün böyle tamamen bir kapanma, içine kapanma, daha bir duygusal. Siz duygusallığı 30 Haziran'da görün. Yani Merkür yengece geçecek. İkizlerden evet. çıkıp asıl o noktada Merkür, evet. Venüs, Güneş yengeçte olduğu dönemde yani kabuğa çekilmeyi o zaman görün siz. O gün o zaman hiçbir yerden eden dışarı çıkmayacağız evet. ya da iş yerinden dışarı çıkmayacağız gerçekten artık. Gerçekten hani zor... Çok fazla duygusallık bazen yorucu olabiliyor. Zor bugün olabilir. Kendimi yorgun hissediyorum. Çünkü bazen gerçekten duygusallık yoruyor. Yoruyor. Yani fazla aşırı duygusallık. Gönül özellikle yorgunluğu. Sıcaklarda hiç çekilmiyor. Hiç çekilmiyor. Çok romantik olamayacağım bugün. Evet. Biz... Evet. Önümüzdeki en önemli olaya bakalım. Şimdi dolunayın etkileri yavaş yavaş evet. geçiyor artık. Yeni ay. Yeni ay. Yeni başlangıçlar, yeni, yeni başlangıçlar. Bir de esas yani yeni ay yengeçte olursa ne olur? Evlilikler olur tabii ki. Ay yeni evet. evlilikler olacaktır. Evlilik adımlar olabilir. Değil mi? Değil mi? Evet. Çok güzel ve yengeç döneminde yapılan kararlar, evet. verilen kararlar en azından güzel sonuç olacak. Daha sabittir. Daha sabit ve daha sağlam. Çünkü sabit bir burç yengeç. Tabii. Yengeç sabit fikirli. Güvene dayalı bir ilişki olacağı için güvenin Öncü. Oturduktan sonra oluşacak tabii. evlilik daha sağlam temelde evet. oturacak. Yani ne yapacak? Öncülük edecek. Evet. Neye? Evliliklere, anne olmaya, işte her şeye öncülük edecek. Eğer dediğim gibi hani anne olmak istiyorlarsa bu dönem. Dönem. Evlenmek temel istiyorlarsa evet bu dönem karşılarına çıkanlar kesinlikle yani Venüs ikizlerdeyken tanıdığınız insanlar değil. Evet. Şimdi bundan sonra tanıyabileceğiniz yeni tanışacak insanlar, ilişkiler. Tabii, değil mi? Daha sağlam olacak kesinlikle. En azından. Bu dönemde evet yeni başlangıçlar yeni ya da kararlar verilecekse bu dönemde verilsin değil mi? Aynen aslında? Öyle. Hem iş anlamında da olabilir bir takım yeni kararlar çünkü dediğimiz gibi sizin de söylediğiniz gibi sabit olduğu için daha güven ve daha sağlam temeller üzerine olacağı için iş anlamında, ilişkiler anlamında en güzel kararı verebileceğiniz güzel bir dönem. Evet. Önümüzdeki programda biz daha detaylı olarak isterseniz yeni ayı, yengeci anlatalım. Bir de önümüzdeki hafta hani programa katılmak isteyen yengeçler varsa evet. bir harita hediye edelim. Alabiliriz. Yengeç burçlarını sormak istedikleri varsa bize bu ay hani burcu olduğu için daha çok hani arıyorlar. İşte her ay kendilerini ilgilendiren burçlar arıyor kesinlikle. Genelde. Evet.
Önümüzdeki hafta bir yengeçler bağlansınlar bakalım bize. Evet, yorumunu yapabiliriz. Evet, tabii bize nereden ulaşıyorsunuz? Telefon numaralarımız zaten altyazı şeklinde muhakkak geçiyordur. Bize 233-77-77'den ulaşacaksınız tabii vaktimizin sonuna geldiğimiz için önümüzdeki hafta. Evet. Cumartesi günü. Telefonlarını bırakabilirler, biz arayabiliriz. Evet, ararsanız en azından bir doğum haritası yorumlanabilir buradan ya da sormak istediklerinizi bize ulaştırabilirsiniz soru halinde. Evet, son olarak toparlamamız gerekirse. Hayatımızın aslında şu an çok daha hızlı bir aşamada olduğunu görüyoruz. Yani yay hızlılık getirdi hayatımıza. Yani iki dolunay gerçekten çok sert geçti. Herkes belli konularda bir takım şeylerle sınandı. İşte kimisi sağlıkla, kimisi iş hayatıyla, kimisi ilişkilerle. Yani kendi haritalarına bakmak gerekiyor. İşte yay burcu neredeyse, hayatınızın hangi alanındaysa bu dönem onlar için gerçekten bir takım ruhsal ilerlemenin aslında basamakları. Yay ruhsal ilerlemeyi çok hızlandırır. Evet. Hızlı bir şekilde geliştirir. Yenilik getirir. Ruhu geliştirir. Meraklıdır. Eğitim konuları çok fazladır. Bu ara zaten yüzden, eğitim çok revaçlı eğitim. Özellikle yayıncılık, medya sektörü. Bu daha hareketli olduğu bir dönem diyebiliriz. Bu yüzden önerim, şimdi öğrenciler karnelerini aldılar ama ısrarla böyle değişik eğitimler, yaz eğitimleri. Ben de başladım. Evet, işte bunlar biraz daha cazip gelmeye başlayacak çünkü. Yani. Yay öğrenme güdüsü çok taşıdığı için, çok meraklı olduğu için, her şeyi öğrenmek istediği için biraz etkisi. O yüzden şimdi eğitimler için çok uygun çünkü bir zaman. Çünkü bir de dolunayın etkisi bir 6 ay en azından bir etki edeceği için biz belki 6 aylık bir süreçte bir eğitimin içine bulabiliriz kendimizi. Uzun vadeli bir eğitim ve öğrenim değil mi? Olabilir belki. Ben yerler için şu an hani daha çok yayları etkilediği için bu dönem, hani yengece geçmeden önce başladığı için bu süreçte, İkizler ve yayların hayatlarında belli bir adım atıp hani kendilerindeki değişimi fark edip aslında ben ne istiyorum onun yanıtını bulmaları gerekiyor. Çünkü yay gerçekten ikizler gibi ne istediğini çok fazla bazen bilemez. Biraz o yönden birbirlerine de benzerler. Birbirlerinde zıtlıklar çok fazla ama benzer tarafları da var. O yüzden bu benzer tarafları bulup birbirlerinden örnek alabilirler. Eğer kendinde olmayan özellikler varsa karşı tarafta, mesela ikizlerin yayda olan bir takım özellikleri ikizlerde ise, o ikizlerdekini alıp kendilerine empoze ettikleri zaman bütünleşme haline alabilirler. Bu onların işine çok yarayacaktır. Size tavsiyem, yay burçları ve ikizler. Bu dönemde gelişebilmek için karşıtlığınız olan burca bakın. Onlardan ve, alın. Evet, dolunay tamamlanma derken ruhumuzdaki bazı tamamlanma noktalarını da işaret ediyor. Biz ruhumuzdaki tamamlanma noktalarını yakalamak için bu dönemleri kullanırız. Dolunay dönemlerini kullanırız. Yeni aylarda da bir takım şeylere adım atarız. Önce tamamlanacağınız noktaları bulun, onları tamamlayın. İşi bittikten sonra 4 Temmuz'daki olan, 4 Temmuz farklı bir tarihti. Evet. 4 Temmuz'da anlatacağız gelecek ay. Tam Arife gününe yani denk gelmesi çok güzel. 4 Temmuz'un farklı özellikleri de var bu arada. O zamana hazırlıklı olmak için, yeni şeylere başlayabilmek için önce geçmişi güzelce kapatın. Sayfaları, yeni sayfaları açalım birlikte. İnşallah. Güzel bir dönem inşallah kullanırız. Güçlü olacağınızı düşünüyorum bu durumda da. Yani siz baş edersiniz yay burçları. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu güzel bilgilerinizi paylaştığınız için de güzel vakit geçirdik sizinle. Ederim. Özlemişim. Çok haftaya tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, güzel bir dönem bizi bekliyor, sürprizler bizi bekliyor. Önümüzdeki hafta çok güzel bilgiler vermek üzere biz yine buralarda olacağız. Tabii bugün bize ayrılan vaktin yine sonuna geldik. Şimdi hoşça kalın. Müzik